الرزاق القرحاني رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان فضيلة الشيخ رائد. Bugün Beyrut'ta önemli bir konferans açılışı yapıldı. O da Osmanlı Devleti'nin son Şeyhülislamlarından Fatih Camii eski müderrislerinden Meclis-i Mebusa'nın önemli faal üyelerinden Tokatlı Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Ehli ilim ve Türkiye'nin son Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini inceleyen tarihçiler kendisini çok iyi tanımaktadırlar. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi dünya emperyalizmine karşı Müslümanların lisanı hali olmuş olan çok büyük bir mücahit şahsiyettir. İslam dünyasını tehdit eden çeşitli fikir hareketlerine, inhiraf hareketlerine karşı kalemiyle vefat edene kadar çok mühim mücadele vermiştir. Kitaplarını, eserlerini daha sonra Arapça ele almıştır. Bu kitaplar Mısır'da, Lübnan'da ve İslam ülkelerinde çok iyi tanınmıştır. Bilhassa burada Mevkıf-ül Akıl isimli kitabı ele alınacak. Onun ilmi kelamdaki görüşleri ele alınacak ve dünya emperyalizmine karşı Müslümanları nasıl erkenden farkına varıp da uyardığı noktalarına temas edilecek ve Türkiye'deki İslami fikir çevrelerine olan etkileri gündeme getirilecek. Onunla ilgili yayınlanmış olan kitaplar da burada ayrıca gündemde müzakere edilecek. Şimdi burada bilhassa Lübnan'da da bir müddet kalmıştır. Onun adına böyle bir toplantının yapılması önemli tarihi bir olay olarak gerçekleşmektedir. İnşallah bu toplantılar asıl Türkiye'de de yapılır. Böyle mühim bir şahsiyetin hakkı inşallah verilir. Mesajımız Türkiye'deki alimlere ve dünya alimlere bunu söylemek istiyoruz ki bu insan 21. 22. senesinde iken en büyük dünyada en büyük medresede Fatih Medresesi'nde müderreslik seviyesine gelmiştir. İnsan İslam alimi olması için, peygamberin varisi olması için bunlar vazgeçilmez şeylerdir. Bunu onu ehli ilme örnek olarak gösteriyoruz. Alimlere ve ilim talebesine örnek olarak gösteriyoruz ki onun durumu bizlere ders olsun ve ibret olsun ve örnek olsun. Hayatı hep mücadele son nefese kadar. Evet. Siyasi mücadele, ilmi mücadele, fikri mücadele, ahlaki mücadele. Asrın hastalığın asıl ilacını hem hastalığı beyan etmiştir hem ilaç üzerine koymuştur. Tedavi beyan etmiştir.